Hepinize hala Delhi'den merhaba. Çünkü hala Hindistan'dayız ve hala Delhi'deyiz. Biliyorsunuz biz Türkiye'ye geliyoruz ama öncesinde bir plan yapıp Kazakistan'a gidip orada bir gün, 1,5 gün kalmak istedik. Yalnız sevgili Air Astana, yani Kazakistan'a uçacağımız uçuş firması bir gün erteledi. Bunu bir önceki videoda da anlatmıştım. Bizim de zamanımız geldi artık. Bugün biz Delhi'den Almaty'ye uçuyoruz ve gece saat 2:30'da bizim uçuşumuz var. Şimdi de Delhi'deyiz. İşte Rajan teyzesine kalmıştık. Dün öyle değerlendirmiştik. Bugün de kahvaltı yaptık. Çok trafik var yalnız. Bir saat sürecek. Çok kalabalık. Bakın. Bugün dediğim gibi işte Rajan saçlarını kestirdi. Ben saçlarımı kestirdim. Birkaç tatlı çeşidi aldık falan. Böyle değerlendirdik günü. Şimdi saat 6-7 gibi havaalanında olacağız. Akşam 2'de de uçuşumuz var. Bu ara Delhi havaalanı gerçekten çok kalabalıkmış. O yüzden biz bayağı önceden gidiyoruz bir risk almamak adına. Gördüğünüz üzere çantaları falan böyle buraya koyduk. 4 tane şöyle büyük çantamız var. Rajan burada oturuyor. Kazakistan bizim için çok farklı bir deneyim olacak. Onun için heyecanlıyız. Thank you, buyum. Heyecanlıyız. Kazakistan'a gidiyoruz. İki büyük çantamız var. Bir sırt çantamız var. Bir benim küçük çantam var. İşte iki de şöyle küçük çantamız var. Şimdi içeri giriyoruz. Ya bizde böyle montlar falan var da Kazakistan soğuk diye yoksa Hindistan sıcak. Ha? We are wearing coats. Evet. But for Kazakistan only. Hindistan is fine. Normal. Evet yani normal hava, mont giyecek bir hava yok yani. Hızlı hızlı. I hope it will not fall. I don't. Hadi hadi. Delhi havaalanına bu şekilde giriş yaptık. Masala Twist diye bir şey karşıladı bize. İşte içeride böyle sandviçler, çaylar, meyve suları falan var. Ondan sonra şurada bir para exchange'i var. Çok kalabalık değil ama Delhi ve Mumbai havaalanı dünyanın en kalabalık havaalanlarından ikisi. Şurada filler var. Hindistan'ın simgesi. Elephant. Evet, Türkiye'ye getirebiliriz bunu. Hindistan Blok Butik'te satarız. İkense. Çantalarımız gidiyor. Şunların ikisi bizimle birlikte olacak tabii ki ama şu çantaya izin vermiyorlar. Bunun içine de laptop var. Bilmiyorum ne yapacağız. İşlemlerimiz bitti. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. How is it very empty? We will not go this way. Okay. Size göstereceğim şimdi. Kapı altıya gidiyoruz. Yine Oscar'lar para alıyor. Bu arada şunları getirmek, götürmek yasak. Hindistan cevizine çok şaşırmıştım. Bir tanıdığım benden Hindistan cevizi istedi. Baya baya getirmeyi düşünmüştüm ben de ama ilk yanıma almamışım. En sıkıntılı bölümü geçtik. Biliyorsunuz şunları ve diğer çantaları kontrol ediyorlar. Rajan da bu gezimizde bot giydiği için onları bile çıkardılar. Neyse,
herhangi bir şey bulamadılar. Delhi Duty Free'ye geldik. Ben burada saatlerimi geçirebilirim. Tüm gezdiğim ülkelerdeki duty free'leri çok seviyorum. Değişik ürünler görmeyi. Tabii pahalı oluyor ya da dolar ve euro olduğu için genelde bizim için pahalı oluyor. Şöyle bir şey gördük. Burada Hintlilerin tanrısı var. Hoş duruyorlar. Tabii biz kullanır mıyız, kullanmaz mıyız bilemiyorum. Benim de bir arkadaşım istemişti ama burada fiyatlar çok pahalı gerçekten. 6000 rupiye küçük bir şey. Hintli bebeklere bakın. Çok güzel. Burada yine böyle hediyelik eşyalar var ama çok pahalı. Hepsini almak istiyorum. Ama gerçekten havaalanında niye her şey çok pahalı? Burada oyuncaklar var. Yine böyle filler var. Ya şu fil 500 lira tanesi. Şu çantalar ne kadarmış? 1550 rupi. Yani 300 lira falan oluyor sanırım. Şurada da bir şeyler var. Yani 3000 rupi 600 lira mı oluyor? Küçücük bir çay kutusu. Victoria's Secret varmış. First time I'm coming Delhi duty free. Always we are going from Amritsar. Benim ilk kez yani Delhi'ye indik bu gelişimizde. Ama geldiğimiz zaman tabii burayı göremiyoruz ya, giderken görebiliyoruz. Bu benim ilk buraya görüşüm. Bakın şurada sarılı bir adam var ya, bu adam Budist. Evet. Sanırım Tibet'ten falan geldi. Saçları falan kesilmiştir büyük ihtimalle. Hayatlarını değişik bir şekilde yaşıyorlar. Dinlenme alanları, çay kahve içebileceğiniz yerler, alışveriş yapabileceğiniz yerler. Gerçekten çok değişik ürünler göreceğiniz yerlerden birisi Delhi Havaalanı'ndaki Duty Free. Şurada çok güzel Hint desenleri görüyorum. Çok güzel kumaşlar görüyorum. Oraya doğru ilerliyorum şimdi. Bakar mısınız kumaşların güzelliğine? Burası bir eczane. Rajan beni arıyor. Evet, yine şöyle değişik bir dükkan keşfettim. Girişinde harika şeyler var. Mükemmel süslemeler. Çok iyi. Tabii ki fiyatlar çok pahalı. Sadece şu filler 2200 rupiden başlıyor. Ama gerçekten tam Hint işi ya. Hepsi yani, hepsi. Bayıldım. Bunlar ne? Bu bir dua kutusuymuş. Şurada altta tütsüler var. Şunlar da sanırım aromaları falan. Şurada sandıklı bir şey. Evet, çok Hint. Evet. Burası çok güzel olmuş ya. Gerçekten. Her şeyle tamamen Hint ürünleri, Hint desenleri. Çok güzel ya. Bayıldım buraya. Yani her şeyi eve almak istiyorum desem yalan olmaz. Fakat her şey de bir o kadar pahalı. Şurada şey var. Koku ve hava yenileyen. Çok değişik. Şuna bakın. Kavat. Storytelling. Bunu açtığınızda
şey, bir hikayeye ulaşıyormuşsunuz. Tam olarak okuyamadım. Şurada bazı çaylar var. Ve şurada takılar var. Burası da yemek bölümü arkadaşlar. Her şeyi görebilirsiniz. McDonald's, Domino's, KFC, Subway ve daha adını bilmediğimiz birçok marka. Biz tam olarak buradan kapı 6'dan bineceğiz. 3,5 saat uçtuktan sonra Kazakistan'a varacağız. Burada da bekleyenler var. Hiçbir sorun çıkmadan şimdi uçağa doğru ilerliyoruz. Bir yarım saat kaldı uçağın kalkmasına. Biz de şimdi koltuklarımıza oturacağız ve zamanın gelmesini bekleyeceğiz. Hindistan'da saat 2'ye geliyor. Uyuruz, 3,5 saat uyuruz. Bu Air Astana yemek de veriyor. Hem Delhi'den Kazakistan'a giderken hem de Kazakistan'dan Türkiye'ye giderken. Rajen çok arkada kaldı. Arkadaşlar Air Astana bizi üzdü. Bir gün işte erteledi uçuşu falan. Biraz da az önce bekletti de. Yani böyle bir konfor yok. Ben çok beğendim. I like airplane. Karşılama, ne bileyim, koltuklar, yastık. Şöyle bir şeyler verdiler. Bunun içinde ne var bilmiyorum. Islak mendil falan vardı. Çok iyi yani. Uçağın içi şu an böyle. Kazakistan şu an -6 dereceymiş. Uçağın içi bayağı iyi. Yani tam benim istediğim gibi ılık. Çok iyi, montları falan çıkardık. Normalde çok soğuk oluyor. I'm very curious. Earphone. Yeah. İyi, let's güzel. Watch some movie. Yani şarj edebileceğiniz bir yerden tutun. Her şey düşünülmüş, çok iyi. This is also very interesting. Lucy. Yeah. Lucy. Ben I start but after it I stopped. Ben izlemeye başlamıştım ama Lucy'yi devamını getiremedim. Filmlere bakarken Ayla'yı da gördük. Bu beni çok sevindirdi. Rajan, evet, Rajan bunu çok seviyor gerçekten. Ne izlesek diye düşünürken Ayla geldi. Yemeklerimiz geldi. Şurada bir havuçlu domatesli salatamız var. Burada portakal suyu var. Lezzetli dish portakal suyu. Biraz yoğurdumuz var. Şurada tavuk, ekmek. Ve burada da biraz tereyağı var. Bu da Rajan'ın tabağı. O şarap aldı. Pilav ve tavuk. Peyniri çok özleyen ben. Ekmeğin içine böyle peynir koydum. Tereyağı değilmiş o. Yoğurdu açtım. Şundan da şu patates. Altında tavuk var şu pilavın. Çok leziz hepsi. Peynir ekmek. Best. Cheese and bread. Ben biraz daha meyve suyu istedim. Çünkü o portakal suyu çok lezzetliydi. Burada da böyle servis yapıyorlar. Kazakistan'a geldik. Yalnız çok soğuk.
Turkish Airlines orada. Türk Hava Yolları da orada. Hava nasıl? Kazakistan havaalanı bu kadarmış. Küçücük. Hemen şurası da çıkış. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Buradaki insanlar bize çok kaba geldiler. İngilizce çok anlayamıyorlar falan. Bayağı garip bir ülkedeyiz. Kazakistan, what about Kazakistan? Little bit we saw Kazakistan. What are you thinking? Kazakistan ne düşünüyorsun diyorum da. People are very rude. İnsanların çok kaba olduğunu düşünüyor. Şimdilik ama tabii ki şimdilik. Just for now. Yeah. We don't know outside. Onun için hava soğuk. Ben gerçekten üşüdüm. Rajan bundan keyif aldı ama ben üşüdüm. Şimdi biz kapatıyoruz. We are going. Kendinize iyi bakın. Bu bir vlogdu. Next vlog. Evet, next vlog da tamamen Kazakistan olacak.